Merhaba, ben Göz Orhan. Yaklaşık 10 yıldır toplumsal hatırlama ve kolektif bellek üzerine çalışıyorum, yazıyorum ve bu konuda dersler veriyorum. Bugün Türkiye'de bellek politikaları ve bellek mücadelesi üzerine konuşacağım. Bu ikisinden söz ederken aslında en basit haliyle geçmiş üzerine yürütülen mücadeleyi kastediyorum. Geçmiş derkense bir toplumun geçmişi nasıl hatırlayacağı, hangi uğraklardan geçerek hatırlayacağı, bu hatırlamayla ne yapacağı ve dahası neleri nasıl unutacağı sorularından söz ediyorum. Konuşmanın şöyle bir akışı olacak. Bellek derken neyi kastediyoruz? İlkin çok kısaca bundan söz edeceğim. Elbette belleğin ne olduğu konusunda genel bir uzlaşıma sahibiz dilsel olarak. Ama burada anlatacaklarımız açısından biraz daha ayrıntılı biçimde anlamaya çalıştığımız gündeliği de kapsayan ama daha analitik bir çerçeve kurmaya çalışacağız. Daha sonra bellek ve tarih ilişkisine değineceğiz. Çünkü belleğin tarihten farkını anlamaya ihtiyacımız var. Belleğe ilişkin daha özgür sınırlar çizebilmek için. Son yıllarda özellikle bellek aktivizminin yükselmesiyle ki bu olumlu bir gelişme, tarih ve bellek arasında aslında çok da doğru olmayan bir antagonizma inşa ediliyor. Bu antagonizmada tarih resmi ve baskın olanı, bellek de sivil, demokratik yahut alternatif olanı temsil ediyor. Oysa bellek ve tarih kavramsal olarak birbirine çok yakınlar ve aralarında bu antagonizmayı yaşayacak türden daha karmaşık bir ilişki var. Tüm bunları konuştuğumuzda burada belleğin, toplumsal belleğin içkin olarak demokratik bir şey olmadığını, olmak zorunda olmadığını anlamış olacağız. Ve dolayısıyla Türkiye'de siyasal iktidar son 20 yıldır geçmişle ne yapıyor, nasıl bir hatırlama politikası inşa ediyor, nasıl bir bellek rejimi işletiyor, bunları konuşabilir hale gelmiş olacağız. Bir çerçeve çizeceğiz ama peşinden söyleyeyim, konuşmanın odağını Türkiye'de siyasal iktidar ve bellek rejimi ilişkisi teşkil etmeyecek. Elbette siyasal iktidarlar bugünün siyasal ve ideolojik çıkarları için geçmişi sömürürler ya da seçmeci biçimde kullanırlar. Ama biz yüzümüzü mücadele alanına çevireceğiz. Türkiye'de nasıl bir bellek mücadelesi yürütüldüğüne genel hatlarıyla bakıyor olacağız. Bunu yapabilmek için de bellek mücadelesi derken neyi kastettiğimizi anlamaya ihtiyacımız var. Geçmişi neden bir mücadele alanı olarak kavrıyoruz? Neden böyle kavramaya ihtiyacımız var? Geçmişle ne yapılır, ne yapılıyor? Demokrasi mücadelesiyle geçmiş arasında nasıl bir ilişki var ya da olabilir? Siyasal iktidarın geçmişle iştigalinin karşısında ya da yanında yöresinde nasıl bir geçmiş manzarası var? Gibi sorular burada kuracağımız çerçeve açısından önemli olacak. Bu soruları yanıtlamaya çalışacağız. Bunun için bazı kavramsal araçlara ihtiyacımız olacak ama bütünüyle kavramlardan da söz etmeyeceğiz. Birkaç kavramsal ipucuyla yetineceğiz sadece. Şöyle bir argümanımız var aslında tüm bunları konuşurken. Bellek dediğimiz şeyin yok edilmeye, ortadan kaldırılmaya, bütünüyle silinmeye son derece dirençli olduğunu iddia ediyoruz. Tam da bu yüzden geçmiş üzerine yürütülen mücadelenin, yani bellek mücadelesinin son derece güncel, yakıcı ve ihmal edilemez bir mücadele olduğunu söylüyoruz. Bunu söylerken de sadece kavramsal bir alanda kalmayacağız. Türkiye'de son yılların birikimine bakacağız. Burada odağımız bir parça özel olarak dijital bellek ya da dijital bellekleştirme işlerine kayacak. Kimi örneklere kısaca göz atacağız. Bu da bu konuşmanın ümit var tarafı olsun istedim ayrıca. Bellek son 10 yılda hem sosyal bilimlerin hem de toplumsal mücadelenin merkezi terimlerinden biri haline geldi. Bu büyük ölçüde olumlu bir şey aslında ama diğer yandan da neye bellek dediğimizi bir parça karmaşık hale getiren bir gelişme. Bellek sadece geçmişin bir yansıması değil. Yani hatırladığımız haliyle geçmişi bugün de ifadelendirmemiz anlamına gelmiyor bellek. Bellek bir çerçeve her şeyden önce. Etkileşimle, temasla, geçici uylaşımlarla kurulan bir çerçeve. Tam da bu nedenle toplumsal bir şey. Sadece hatırlama edimini beraberce yerine getirdiğimiz için değil. Yani hatıralarımızın toplamına kolektif ya da toplumsal bellek demiyoruz. Etkileşimle ortak biçimde kurulan bir şey olduğu için toplumsal. O yüzden toplumsal bellek ya da kolektif bellek gibi kavramlardan söz ediyoruz.
Bu çerçeve devlet gibi daha büyük yapılar kadar irili ufaklı toplumsal gruplar tarafından da meydana getiriliyor olabilir. Neyi kastediyoruz? Söz gelimi kimlik gruplarından söz edebiliriz, topluluklardan söz edebiliriz, kuşaklardan ya da belli bir toplumsal olayı beraberce deneyimlemiş gruplardan, ailelerden, yani aralarında etkileşim bulunan herhangi bir grup bu çerçeveyi inşa etmenin faili olabilir. Şunu ısrarlı biçimde vurgulayalım. Herhangi bir grubun geçmişi belli biçimde hatırlaması için o grupların içindeki etkileşim merkezi bir yer tutuyor. Hatta kendi tanımımızı yapalım bu noktada belleğin ne olduğu konusunda. Bellek geçmişin çeşitli versiyonlarının belli gruplar tarafından aralarındaki etkileşim sonucu ortaya çıkardıkları ama her zaman güç ve iktidar ilişkileri tarafından belirlenen, zaman zaman güç kazanan ya da kaybeden, hangi geçmişin nasıl anlatılacağı ya da dolaşıma gireceği konusunda her zaman mücadeleye, müzakereye ve rekabete açık, değişken, dinamik ve bugün de inşa edilen geçmiş anlatısıdır. Böyle tanımladığımız zaman elimize bazı araçlar geçmiş oluyor belleğe ilişkin ve bu araçlar politik açıdan son derece önemli. Birincisi geçmişin sabit olmadığını, olamayacağını söylemiş oluyoruz. Yani tarih ya da baskın bellek tarafından ne kadar sabitlenmeye çalışılırsa çalışılsın öyle kalmayacak, kalamayacak bir şeyden söz etmiş oluyoruz. İkincisi güç ve iktidar ilişkileri tarafından belirgin biçimde etkilense de her an farklı biçimlerde farklı yollarla zuhur etme kabiliyeti olan bir geçmiş anlatısından söz ediyoruz. Üçüncüsü ve belki en önemlisi çoğunluğa açık bir alandan söz ediyoruz. Hiçbir tarihsel olayın tek monolitik, değişmez ve bütünüyle aşındırıcı bir anlatısı yoktur, olamaz da. Burada tarihsel bir görececilikten ziyade içkin olarak direniş potansiyeline sahip Foucault'a yakın biçimde söylersek hegemonik söylemler, biz burada hegemonik söylemleri geçmiş üzerine kurulmuş söylemler olarak anlayalım. Bunlar tarafından dışarıda bırakılmış ama her daim onu değiştirme, aşındırma potansiyeline sahip zapt edilmiş ya da tabi kılınmış bilgi ya da çoğu geçmiş anlatılarından söz ediyoruz. Şimdi belleği böyle tanımladığımızda belli rabıtaların altını çizmediğimiz takdirde içi boş ve ziyadesiyle ümit var bir bakış açısına düşmemiz olası. Bu pek gerçekçi bir bakış açısı değil. Çoğul failler kendi geçmiş anlatılarını dolaşıma sokmak için mücadele ederken karşılarında bu anlatıların bu biçimde dolaşıma girmemesi için çok güçlü araçları ve dahası etosunu geçmişin belli biçimde anlatılması ve dolaşıma girmesi üzerine kurmuş son derece kuvvetli, kararlı ve kadim yapılar var. Yapılar derken gayet sosyolojik biçimde eğitim, devlet, hukuk, medya gibi gerçek yapılardan söz ediyorum. Bu araçların en güçlüsü elbette resmi tarih. Yalnız resmi tarih sadece dar biçimde tarih disipliniyle ilgili bir şey değil. Belli ve sınırları belli ve belli biçimde sabitlenme arzusu kuvvetli bir geçmiş anlatısı az önce söz ettiğimiz yapıların tamamı tarafından sistematik ve kararlı biçimde dolaşıma sokulan bir şey. Kurucu bir anlatı çünkü. Yani ulusal eğitimden devlet söylemine, medyadaki hakim söylemlerden gündelik edimlere uzanan kuvvetli bir şemadan bahsediyoruz burada. Şimdi getirip bu kurucu anlatının karşısına onun muhalifi ya da alternatif olarak belleği koyabiliriz. Ama bu yanıltıcı olur. Bu uzun bir tartışma ama kolektif belleğin inşasının en sarsılmaz versiyonlarının ulus devletler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlayalım bu noktada. Yani bellek sadece sivil alana ait değil, devletlerin de bellek politikaları, belli biçimde inşa etmeyi seçtikleri bellek rejimleri var. Söz gelimi Türkiye'de son 20 yılda nasıl bir bellek rejimi inşa edildiği sorusu farklı biçimlerde yanıtlanıyor. Bu rejim farklı tartışmalarda çoğunlukçu muhafazakarlık ismini alabiliyor ya da yeni Osmanlıcılıktan söz ediyoruz yahut tüketime dayalı bir erzat nostalji olarak da tanımlanabiliyor.
Ancak bu tartışmaların en geniş biçimde üzerinde ortaklaştığı nokta, öncesinden farklı olarak son 20 yılın yeni bir bellek rejimini beraberinde getirdiği. Peki bunun karşısında ya da yanında yöresinde ne var? Yani tekleştirici yeni bir bellek rejiminin dışında geçmişle ilişkimizde neler oluyor? Önce şunu söyleyelim bu sorunun cevabını vermeden önce. Farklı biçimlerde tanımlansa ve çözümlense de hep beraber üzerinde geniş biçimde uzlaşacağımız saptama Türkiye'nin yoğun biçimde antidemokratik bir momentte olur herhalde. Toplumsal mücadelelerin çok sert biçimde baskılandığı ve güçsüzleştirildiği bir yer burası. Yine bu döneme ilişkin yaygın kabul gören görüşlerden biri bu antidemokratik momentin en canlı iki toplumsal failin feminist hareket ve LGBTİ artı hareket olduğu yönünde. Ben bunların yanında burada çizdiğimiz çerçeveyle de uyumlu biçimde bellek mücadelesini ya da bellek hareketini de koymaktan yanayım. Hatta dünyanın farklı yerlerinde, farklı dönemlerde geçmişle değişen ilişki dinamiklerine, geçmişe ilişkin dönüştürücü bir ilgiyi anlatmak için bir terim kullanılıyor. Bellek patlaması ya da daha makul bir isimle söylersek belleğe dönüş ya da bellek dönüşü. Ben Türkiye'de son 10-15 yılda son derece politik, anlamlı, dönüştürücü, canlı bir belleğe dönüş momentinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu saptamanın altını doldurmaya çalışarak devam edelim o halde. Bir yandan resmi tarih ya da baskın bellekten ne anladığımızı netleştirebilmek için son 20 yılın bellek rejiminden bahsettik çok kısaca. Ama aslında bu bellek rejiminin adına belleğe dönüş dediğimiz eğilimle ilişkilendirebileceğimiz bir tarafı da var. Çok kısaca bahsetmek gerekirse belli düğüm noktaları ya da belli sözleşmeler sabit kalmak kaydıyla ki biz bunlara gündelik dilde devlet aklı diyoruz. Bu yeni bellek rejimi aslında Cumhuriyet'in bellek rejiminde bir takım gedikler açma potansiyeline sahip oldu. Çok genel anlamda Cumhuriyet'in üzerine bina edildiği kırım, yıkım ya da katliamların çoğu zaman inkarı, kimi zaman da bu hakikatlerin üzerine başka bir bellek anlatısının oturtulması ve bunun sonucunda hakikatin çarpıtılmasıyla işleyen eski bir bellek rejiminden söz ediyoruz. Öncesinde elbette süreklilikler olduğu kırılmalardan bahsedebileceğimiz kadar sürekliliklerden de bahsedebiliriz bu noktada. Bunun içine Ermeni soykırımından başlayarak Roboski katliamına dek uzanan halen süren bir dizi geçmiş deneyimi de koyabiliriz. Söylediğim gibi kırılmalardan bahsedebileceğimiz gibi sürekliliklerden de bahsettiğimiz bir yerdeyiz ama belli özgürlükleri vurgulamak gerekiyor. Özellikle 2000'lerden sonra 12 Eylül yargılamaları ya da bütün niteliksel sorunlarına rağmen Dersim özrü gibi şimdiden dönüp baktığımızda adına pragmatik tarihsel hamleler ya da politik manevralar diyebileceğimiz girişimlerin yeknesak ve sarsılmaz görünen Cumhuriyet anlatısında kimi gedikler açtığını kabul edebiliriz. Resmi anlatıdaki bu gediklere bakarken 2000'lerden itibaren ama özgül olarak da 2010'lardan bu yana devam eden bir süreci işaret ediyoruz. Bunlar birdenbire ortaya çıkmadı elbette ya da siyasal iktidarın zımni olarak açtığı bir alanda birdenbire zuhur etmediler. Daha ziyade belleğe dönüş dediğimiz halihazırda bir mücadele birikimi yaratmış olan toplumsal hareketlerin geçmişe dönük ilgisiyle tarihsel olarak çakıştı diyebiliriz aslında. Resmi söylemdeki gedikler belleğe dönük bir ilginin, bu yeni ilginin başlıca müsebbibidir de demeye çalışmıyoruz. Söylediğim gibi zaten hali hazırda bir mücadele birikimi olan hareketlerden söz ediyoruz. Türkiye'de toplumsal hatırlama meselesine ilgi duyanlar bunun kültürel alandaki yansımalarına aşina olacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle sinema ve edebiyatta 2000'lerden itibaren Cumhuriyet'in problematik tarihine ilişkin bir dizi üretimle karşılaştık. Hemen kısaca hatırlayalım.
İşte bir dönem arka arkaya çekilen 12 Eylül filmlerinden gayrimüslim halklara uygulanmış şiddet ve yok etme politikalarını eleştiren, onları mahkum eden filmlere, iyi tanıdığımız yazarların büyük ölçüde Ermeni soykırımına odaklanan ve sonrasında 301. maddeden yargılanmalarına neden olan romanlarından Türkiye Edebiyatı'nın yeni kuşak yazarlarının tarihin düğüm noktalarına, Cumhuriyet tarihinin düğüm noktalarına dönük ilgilerine bir dizi girişimden söz edebiliriz burada. Ama elbette edebiyat ve sinema alanıyla sınırlı kalan bir ilgiden de söz etmiyoruz burada. Az önce adına belleğe dönüş dediğimiz dalgayı politik alanda da son derece sistematik biçimde izlememiz mümkün. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Bu noktada politik olan ve kültürel alan arasında da çok net çizgiler çizmek mümkün değil. Bir sınıflamadan bahsedeceğim. Yani Türkiye'de bellek mücadelesine ilişkin bir sınıflamadan bahsedeceğim. Çok daha ayrıntılı biçimde bakılabilir. Ama bir manzara çizmek adına birkaç grupta inceleyebiliriz belki bu mücadeleyi. Kimler var Türkiye'de bellek mücadelesi alanında? Bir yerde halihazırda geçmişe ilişkin yürütülen mücadeleyi merkeze alan, bunun etrafında söz ve eylem üreten bellek mücadelesinin kurucu unsurları olarak görebileceğimiz örgütler ve topluluklar var. Örgütler ve topluluklar diyorum çünkü her zaman homojen ya da monolitik bir örgütsel yapı arz etmiyorlar. Söz gelimi Alevi toplumu ya da cumartesi anneleri gibi. Ama söz gelimi aralarında hafıza merkezi gibi doğrudan geçmiş politikası üzerine söz söyleyen kurumlar da var. İkinci bir gruba STK'ları yerleştirebiliriz. Farklı sayıklar içinde sivil toplum alanında örgütlü ama aynı zamanda toplumsal hatırlama ve geçmiş politikası konusunda söz ve eylem üretmeye başlamış örgütler, dernekler ve vakıflardan söz ediyorum aslında. Hrant Dink Vakfı'nı ve Kaos Gele'yi bu kapsama alabiliriz. Özellikle son 4-5 yıldaki ilgileri odağa alındığında. Bir diğeri aslında diğer taraftan bellek mücadelesinin en eski kolektif faillerinden biri. Belli bir toplumsal olayı ya da toplumsal travmayı ya da olaylar dizgesini yani sistematik biçimde gerçekleşmiş bir dizi olayı merkeze alan, bunun etrafında bir araya gelmiş gruplar, platformlar ya da topluluklar var. Söylediğim gibi çok erken örgütlenmelerden biri toplumsal bellek platformu Türkiye'de. Bu kapsamda düşünebiliriz onu. Yakınlarını politik cinayetlerde kaybetmiş insanların bir araya gelmesiyle kurulmuştu 2009 yılında. Ya da benzer biçimde 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'ni de bu kapsamda düşünebiliriz. Tüm bunlar örgütsel olarak birazcık daha belirgin biçimde izlenebilen yapılar. Ama manzara bunlarla sınırlı değil elbette. Tüm bunların dışında bir de irili ufaklı aktivizm gruplarından söz edebiliriz. Bir kısmının eylemleri kalıcı oluyor, bir kısmının olmuyor. Zaman içinde dağılıyorlar ya da eylemleri farklı bir form alabiliyor. Söz gelimi Gezi direnişi sonrasında başlayan dijital arşivleme çabasını bu kapsamda düşünebiliriz. Ya da toplumsal hareketlerin, direnişlerin, adalet mücadelelerinin kaydını tutan seyri sokak gibi kolektifleri de yine bu kapsamda düşünebiliriz ki sayıları artırılabilir. Şimdi bir gruplama yaptık ama bu gruplama ile ilgili üç şey söylemek isterim. Tüm bu grupları aslında birbirinden keskin sınırlarla ayırmak mümkün değil. Ama daha önce söylediğim gibi kabaca bir manzara çizmek istediğimiz için böyle bir gruplama içinde bakmayı tercih ediyoruz. İkincisi, bu gruplar ya da topluluklar birbirinden izole değil elbette. Toplumsal mücadele alanı içinde birbiriyle temas halinde olan topluluklardan ve eylemlerden bahsediyoruz bu noktada. Üçüncüsü, burada çizdiğimiz manzara bütünüyle aşındırıcı bir manzara değil. Bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Bellek işi dediğimiz edimler çok çeşitli ve sınırları görece muğlak. Söz gelimi sayısı
son yıllarda gittikçe artan özellikle Ankara ve İstanbul merkezli hafıza yürüyüşlerinden söz edebiliriz. Bütünüyle sosyal medya üzerinden işleyen tematik odaklara sahip olan hesaplardan da söz edebiliriz. Ya da söz gelimi yönetmen Özcan Alper kendi filmlerini bir karşı hafıza oluşturma çabası olarak görüyor isabetli biçimde. Bunu da dahil edebiliriz. Yani manzara oldukça çoğul, çeşitli ve karmaşık. Ben sadece bu sınıflandırmayı yaparken büyük ölçüde kolektif failleri merkeze alan bir bakış açısıyla konuşuyorum. Bu arada pratik bir öneri de yapayım tüm bunlarla ilgili. Bu bellekleştirme işlerinin ya da bellek hareketlerinin ya da bellek mücadelesinin faillerinin önemli bir kısmını özellikle de dijital bellek işlerini hafıza merkezinin Türkiye'de hafızalaştırma veri tabanında görebilirsiniz. Söylediğimiz gibi aslında son derece çoğul bir manzaradan söz ediyoruz. Çoğul olduğu kadar dinamik, öngörülemez, kimlik ve geçmiş arasındaki dolaysız ilişkiden dolayı doğrudan politik bir ağdan söz ediyoruz. Ben buna toplumsal belleğin gerilla benzeri örgütlenmesi diyorum. Bu isimle analoji kuran başkaları da var. Tarih özellikle de resmi tarih bellekten farklı olarak tekçil, dışlayıcı ve bu özellikleri haiz olduğu ölçüde de kırılgan aslında. Bellek burada farklılaşıyor tarihten birçok başka noktada olduğu gibi. Bellek derken çoğul, kapsayıcı, farklı faillere açık, geçmişin farklı zamanlarda, farklı biçimlerde inşa edildiği gerçeğini tanıyan bir bellek mücadelesinden söz ediyorsak eğer, tarih ya da baskın anlatı karşısında son derece kuvvetli bir alandan da söz ediyoruz demektir. Belleğin bu çoğul ve dinamik niteliği aslında çok eski bir tartışma bir yandan da. Yani bellek çalışmalarının atası diyebileceğimiz Habvas'tan bu yana apaçık ortada bir manzara. Ya da bellek çalışmalarının ortaya çıkışına baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle tüm bu çalışmaların tematik bir çoğulluk üzerine yükseldiğini görebiliyoruz. Sadece çalışmaların değil aynı zamanda dünyanın farklı yerlerindeki bellek hareketlerinin de. Belleğin bu niteliklerini vurgulamak için farklı terimler kullananlar da var. Ama nihai olarak şunu söylemek mümkün. Kavramsal olarak hala yeterince vurgulanmış ve bir politik imkan olarak ortaya konmuş, apaçık biçimde ortaya konmuş nitelikler değil bunlar. Hala tartışılmakta olan şeyler. Burada da aslında belleğin ne olduğu, nasıl işlediği, ne işe yaradığı konusunda daha en başında, konuşmanın en başında vurguladığımız muğlaklık da dahil olmak üzere bir dizi neden devreye giriyor. Bunların ne olduğu üzerine uzun uzadıya konuşmayı gerekli görmüyorum. Ama bunun üstesinden gelmenin yollarından bir tanesinin üniversitede ya da akademide üretilen birikimle politik aktivist alanda üretilen bilginin birbirleriyle kararlı ve sistematik biçimde bağ kurması olduğunu düşünüyorum ki Türkiye'de de dünyada da örnekleri az değil. Tüm bunların içinde aslında dijital bellek aktivizminin de gittikçe artan oranda bu mücadelenin içinde bir yer kapladığından söz etmek gerekiyor. Şimdi internet eşitlikçi ve adil bir kamusallık değil. Özellikle 2000'lerin başında buna ilişkin fazlaca iyimser görüşler dile getirildi ya da öngörülerde bulundu. Ama artık bu eşitsizliği net biçimde biliyoruz ve tanıyoruz. Ama özellikle bellek işi söz konusu olduğunda internetin sunduğu kimi olanaklar var ve bunlar bellek aktivizmi tarafından etkin biçimde kullanılıyor. Bellek için kullandığımız ağ benzeri, gerilla benzeri gibi nitelikler dijital medyanın yapısıyla da uyumlu bu açıdan. Daha önce baskın ya da resmi bellekler ve
Onların mutlak surette karşısında durmayan dinamik, çoğul, alternatif bir bellekler manzarasından söz etmiştik. Ancak bu manzaradan söz ederken çok iyimser olamadığımız gibi bir gerçekçilik hatırlatması da yapmak gerekiyor. Yani toplumsal hatırlamanın hep susturulmuş, görmezden gelinmiş, varlığı inkar edilmiş failleri var. Failler derken bellek alanında yaygın olarak anlaşıldığı biçimde tarihsel bir adaletsizliğin müsebbibi olanlardan değil, hatırlamanın faili olanlardan, hatırlama kapasitesine sahip olanlardan, toplumsal faillerden söz ediyorum. Bu inkar edilmiş failler var ve tüm bu eylemler, tüm bu edimler, yani inkar edimi, görmezden gelinme edimi ya da susturulmak farklı mekanizmalar yoluyla gerçekleşiyor. Bu noktada özellikle dijital bellek işlerinin üstesinden kısmen gelebildiği bir bilme tanıma ve bilinme tanınma adaletsizliğinden söz etmek gerekiyor. Buna epistemik adaletsizlik deniyor ve elbette dijital mecraların da bütünüyle muaf olduğu bir asimetri değil bu. Türkiye'li yazarlar içinde buna hafıza adaletsizliği diyenler de var. Yine de bir yanıyla dijital olanakların iki potansiyel katmanda bu adaletsizliğin üstesinden gelmede kısmi farklılıkları olduğunu düşünüyorum. İlkinde olağan koşullarda sözü, deneyimi ve tanıklığı duyulmayan, görmezden gelinen ya da susturulanın tanıklığının açığa çıkması, kamusallaşması, temsile ulaşması noktasında bir olanak sunuyor. İkincisinde de üretilmiş bu tanıklığa ulaşılması, yani tanıklığın izleyicisi ya da dinleyicisi olunması, tanıklığın izleyicisini ya da dinleyicisini bulması noktasında kime olanaklar vaat ediyor dijital bellek. İki örnekten söz etmek istiyorum. Bunlar yakın zamanlarda kurulmuş ve belli bir toplumsal olayın belleği etrafında örgütlenmiş iki önemli örnek. Elbette çok sayıda başka örneklerden de söz edebiliriz ama daha majör ve sistematik biçimde örgütlenmiş iki örnekten söz etmek istiyorum ben. Biri Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, diğeri de Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi, bir müzeleme ve arşivleme çalışması 12 Eylül'e ilişkin. Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'nin arkasında, yani birdenbire ortaya çıkmış bir iş değil elbette bu. Daha önce de vurguladığımız gibi genellikle arkasında bir toplumsal hareket var. Öncesinde katliamın gerçekleştiği mekana ilişkin bir mücadele var. Madımak Oteli hatırlayacağınız gibi önce bir lokanta, sonra da bilim ve kültür merkezi olarak kullanıldı. Hala da kullanılıyor. Alevi toplumunun örgütlü güçleri bu mekanın bir utanç müzesine dönüşmesini istediler. Uzun ve yoğun bir mücadele verdiler bu konuda ama bu mümkün olmadı. Bu elbette devletin geçmişe ilişkin sistematik inkar üzerinde ısrarının ve formal adalet mekanizmalarının işlememesiyle de ilgiliydi. Madımak Müzesi'nin en önemli niteliklerinden biri kendi öz kaynaklarıyla ortaya çıkmış bağımsız bir bellek işi olması. Yapımını Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu gerçekleştirdi. Henüz tamamlanmamış belgesel parçaları var. Yani hala yapım aşamasında olan bir iş aslında. Ama şu anda Madımak Oteli'nde öldürülmüş insanlara ilişkin hatıratın sergilendiği bir müze kısmı ve bir de dijital kütüphane kullanıma açılmış durumda. 12 Eylül Müzesi ise ondan kısa bir süre önce açıldı. Hem 12 Eylül'e ilişkin siyasi ve hukuki bir arşiv, hem de 12 Eylül'ü denemiş kişilerle yapılmış zengin bir sözlü tarih çalışması içeriyor. Bunların yanında bir bellek nesneleri repertuarı ve 12 Eylül'ün en yaygın sistematik uygulamalarından biri olan işkenceye dair de bir
haritalama projesi içeriyor. Şimdi bu iki işi ortaklaştıran bir dizi nitelik var. Her ikisinin de bir tarihsel adalet iddiası var. Tarihsel adalet derken işte geçmişin suçlarının ve bunların faillerinin ortaya çıkarılması, gerekli hukuki, siyasi ve kültürel mekanizmaların işletilmesi ve toplumsal barışı yeniden sağlayacak türden bir hesaplaşma sürecinin işletilmesinden söz ediyoruz. Yanı sıra Madımak katliamı da 12 Eylül'de, bu arada yani bir taraftan da bu iki olay arasında var olan bir dizi farklılıklardan da söz edebiliriz. Bu iki olayda devlet tarafından sorumluluğu üstlenilmemiş ve geniş anlamıyla inkar edilmiş iki olay. Her ikisi de birer toplumsal travma. Birinin üzerinden 43, diğerinin üzerinden ise 30 yıl geçti. Her ikisi de yoğun ve sistematik bir unutturma çabasının karşılık bulamadığı tarihsel adaletsizlikler. Bunlar geniş kapsamlı, görece yeni örnekler ama başka tarihsel olaylara dair devamının geleceğini de öngörmek olası. Bu örneklere ilişkin betimlemeyi ya da tartışmayı uzatmayacağım. Ve başlangıç argümanlarına, başta kullandığımız argümanlara geri dönerek toparlamaya çalışacağım. Şöyle bir şey söyledik en başta. Hatırlamanın son derece direngen olduğunu söyledik. Yani bir tarihsel olayın belleğinin bütünüyle silinmesinin mümkün olmadığından söz ettik. Hatta bir dikiş daha atalım bu noktada. Hatırlamanın karşısına koyduğumuz unutmanın da aslında geçersiz bir terim olduğunu hatırlayalım. Ya da unutmanın ontolojik olarak imkansız olduğunu söyleyelim. Politik dil içinde bu ifadeyi kullanıyoruz, unutma ifadesini kullanıyoruz ama tikel olarak düşündüğümüzde bir bireyin bir geçmiş anlatısını bütünüyle zihninden silmesi ya da bir toplumsal olayın hiç hatırlanmaması gibi durumlar söz konusu değil, olamaz da. Olan daha ziyade geçmişin o parçasının geri çağrılmaması, paylaşılmaması, başka türlü bir anlatı tarafından zapt edilmesi, ikame edilmesi ya da işgal edilmesidir aslında. Bu direnç toplumsal ya da kolektif belleğin önerdiği politik imkanlar üzerine düşünmemiz için kapı aralıyor aslında. Daha önce de söyledim, çok kuvvetli olmamakla birlikte bunu kavramsallaştırmaya dönük, bu direngenliği ya da bu çoğulluğu kavramsallaştırmaya dönük bir dizi girişim var. Bu teorik hatlara kısaca değinmek istiyorum. En eskilerinden biri 1982 tarihli bir metne dayanır. İngiltere'de sözlü tarih geleneği ve kültürel çalışmaların içinden gelen bir grubun Gramsci'yi temel alan tartışması. Onlar bellek mücadelesi dediğimiz şeyi hegemonya mücadelesinin ilkeleri ve koyutlarıyla düşünüyorlar ve tartışıyorlar. Bunun yanında daha yakın dönemli, daha tikel olarak Foucault'a daha yakın bir çizgiyi benimseyenler ve bellek ya da hatırlamanın içerdiği direniş potansiyelini tabi kılınmış bilgi zemininde düşünenler var. Bir diğer yanda bu ikisine kıyasla biraz daha cılız olmakla birlikte toplumsal ya da kolektif belleğin inşasını sosyal ya da sembolik etkileşimin dinamikleriyle okumaya eğilimli olanlar var ki ben de buraya yakınım. Tüm bu teorik hatlar var ama bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aslında bu çoğulluğu, bu çoğul manzarayı, bu ümit var manzarayı 2000'ler sonrasında Türkiye'de izlemek olası, bunun pratik görünümlerine şahit olduğumuz bir yerdeyiz Türkiye'de. Bunu ısrarla vurgulamak istiyorum. Öte yandan hani kısmi olarak dijital bellek işlerinden bahsettik ama bellek mücadelesi elbette dijital mecralar üzerinde yürütülen mücadeleyle sınırlı değil. Bunu tekrar hatırlayalım bitirmeden. Genel olarak burada çizdiğimiz hatta ilişkin de elbette temkinli bir imsallık içinde olmak gerekiyor.
2000'lerden sonrası için çizdiğimiz manzaranın yapısal sınırları var elbette. Sınırlı uzanımları ve sınırlı bir kuvveti var. Ama elimizde şöyle bir düşünce var. Resmi ya da baskılayıcı anlatılar güçlerini dışlayıcılıktan alırlar. Ama aynı sebep bu anlatıları büyük ölçüde kırılgan hale getirir. Alternatif baskılanmış ya da bastırılmış, görmezden gelmiş bellek anlatılarına onların karşısında kuvvet sağlayan da bu kırılganlığın ta kendisidir aslında. Şöyle düşünelim, dünyadaki farklı deneyimler içinde problematik geçmişin sahih biçimde kamusal tartışmaya açıldığı her örnekte sayısız tanık kendi deneyimi ya da ortak deneyimi üzerine konuşmuştur, konuşmaya gönüllü olmuştur. Devletler hiçbir zaman toplumsal bir tazyik olmadan geçmişin özgürce konuşulmasına gönüllü olmazlar. İşte bellek mücadelesinin ve diğer toplumsal mücadeleler içinden hatırlayanların faillikleri bu tazyiyi oluşturur. Bellek mücadelesi esasen geçmişle ilgilidir ama bugünün nasıl yaşandığı ve nasıl bir gelecek inşa edildiğiyle de ilgilidir eş zamanlı olarak. Bunlar üzerine de söz söyler. Bu nedenle de geçmiş üzerine yürütülen mücadeleyi demokrasi mücadelesinin bir bileşeni olarak görebiliriz.